Arkadaşlar merhaba, bu videoda yeni bir setimle karşınızdayım. Bugün yeni aldığım bir seti sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bence diyecekler ki yeter artık, yine mi bu diyecekler. Yani bu marka diyecekler. Ki şunu dediğimde kafalarında bir şeyler oluşmuştur. Arkadaşlar şimdi kısaca olayın nasıl gerçekleştiğini anlatıyorum. Biliyorsunuz Cengiz Han'da Bitwin Rock Rider 520 vardı. 520'yi Emre abiye verdi. Daha doğrusu takas yapıp üstüne para verdi. Specialized Hard Rock bisikletini aldı. Ben de uzun zamandır bisiklet almak istiyordum. Para biriktiriyordum. Normalde hala devam ediyor olmam lazımdı. Aklımda Bitwin Rock Rider Big 8 vardı. Mücahit abiyle olan bir bisiklet vardı. İşte Full Deore XC32 havalı maşa vardı. Gerçekten güzel bir bisikletti. O bisikleti istiyordum işte. O da yaklaşık işte 3000-3200 lira gibi bir civarı var. Hani piyasası bu yönde. Zaten sahibinden.com'da bir tane ilan var. Nadir bulunan ve çok güzel bir set. Hani Mücahit abiler şey diyor, o bisikleti alan diyor satmıyor zaten falan diyor. Böyle bir Rock Rider 8.3 falan da var. Onlar da çok güzel. Onlara da baktım. Türkiye'de ilan da yok yani. Göremedim. Ama o 8.3 26 jantmış. Big 8 29 jant. Ya aslında biraz araştırdım işte bu 8.1 Big 8 falan. Bakıyorum Bitwin'in en güzel dönemleri o zamanlarmış. Yani çok kaliteli bir setler üretiyorlarmış o zaman ve uygun, daha uygun fiyatlıymış. Ben para biriktirmeye devam ediyordum ve istediğim bir set almam biraz sürecekti. Yani yazın çalışacaktım falan. Sonra Emre abi dedi ki bence öyle yapma dedi. Şimdi al bunu. Hani yine paranı biriktir, sonra daha iyi bir şeye geçersin. En azından dedi işte bu yaz güzel video çek. İşte yine kazanırsın zaten falan filan derken karşınızda Bitwin Rock Rider 520. 520 ne 500? Oğlum benim modum düştü lan. Susadım ben de. Yoruldun değil mi? Ha, bana diyordu performans. Yok ondan değil. Hayır böyle ortam çok sessiz ya, benim de hiç heyecanlı anlatasım gelmiyor. Kanka neyse, iftara az kaldı yani, 4 saat çık. Evet arkadaşlar, bunu aldım. Emre abi deydi. Emre abi ya kiralayacaktı ya satacaktı. Ben aldım. Normalden uygun fiyata aldım. Fiyatı söylemeyeceğim. Ben fiyat söylemeyi sevmiyorum. Hem de yani... Niye söyleyesin? Neyse. Bir şey diyeceğim. Bunun mikrofonu nerede kanka? Elimi koymayayım da yanlışlıkla. Tarafta. Şimdi arkadaşlar bir set size birazcık tanıtayım. Bildiğiniz üzere Bitwin Rock Rider 520 sıkça görülen bir set. Başlangıç için ideal. Ben de aldım. Ama sen başlangıç değilsin. Ya oğlum başlangıç işte hani orta haller de alabilir ki yani, normal orta seviye bir set yani şu ülke piyasasında. Şöyle ki bisiklet bir seneyi doldurmadı. Yani garantisi hala var. Bir senelik bile değil yani. Şöyle özelliklerinden bahsedelim. Ön tarafta geçen vloglarda taktığımız Emin'in bisikletinden çıkardığımız Michelin lastik var. XCR gidondan kitlemeli maşa var arkadaşlar. Normalde gel kanka. Normalde Bitwin 520'de böyle bir maşa yok. Cenk sen bunu değiştirmişti. Zaten videolarda falan da söylüyorduk. Sonra arkadaşlar kilometre saatimi buna taktım. Aynı kilometre saati. 520 ve 540'larda bu gidon boğazına kilometre saati takmak sıkıntı. Bu tarafa gel. Gidon boğazında şöyle bir parça olduğu için kilometre saatleri sığmıyor. Yani lastik dönmüyor. Ben hem lastik taktım hem de bir tane cırt kelepçe yaptım. Ama siyah ve hiç de gözükmüyor. Yani bisikleti böyle kötü görüntüsünü bozmadık. Sonra manet koruyucu aldık. Mavi bisikletin detaylarıyla uysun diye. Mavi pedal koruyucular. Evet, aynen, mavi pedal koruyucu. Ve arkadaşlar Emre abi gerekeni yaptı yine. SPD'lerini bana verdi. Aslında şöyle. Ayakkabıları ben Şubat ayında satmıştım. Para lazımdı. Direksiyon seti almak için ayakkabılarımı satmıştım. Sonra sordum ayakkabı duruyor mu dedim. Duruyor, kimse kullanmadı dedi. Onları da geri aldım. Verdiğim fiyattan geri aldım. Sağ olsun Emre abi çok yardımcı oluyor. Bu bisiklette de gerçekten fiyat olarak çok yardımcı oldu işte. Aldığım parçalarda da çok yardımcı oldu kendisi. Gerçekten çok teşekkür ederim. Gerekeni yaptılar. Onun dışında arka lastik Hutchinson. Bu tubeless mıydı bu? Aynen. Aynen, bu da tubeless. Emin'in lastiğiyle aynı galiba. Aynen, benimki de arkada. Sonra arkadaşlar Bitwin 520'de arkadaşlar ön tarafta mikroshift aktarıcı var. Sıram ayna kollar. Sıram mı, sıram mı acaba? Sıram. Neyse siz mazur görün arkadaşlar, yanlış söylüyor olabilirim. Sıram diyelim.
Arka tarafta da SRAM X3 aktarıcı var. Vites kullanımcısı arkadaşlar X4. Bunları birazcık yukarı baktırmam lazım. Yukarı çevirmem lazım sürerken. Vitesleri göremiyorum. Bisikleti 2 gün önce aldım arkadaşlar. Daha bisikleti hiç kullanmadan direkt yıkadık. Ben zaten bisikleti aldığımda zincir yoktu üstünde. Bisikleti bayağı bir yıkadık. Ben yıkadım daha doğrusu. Bisiklet bayağı pisti. Sonra hafiften bir bakım yapıldı, vites ayarı falan. Bir de kanka zincir yağlandı. Zincir temizlendiği için. Makof'un çok kaliteli bir yağından yağladık. Onun dışında söylemek istediğim tele altı şanta var. Gel kanka. Biliyorsunuz ki bende şu tele altı şantası vardı. Bunu da Emre abi vermişti değil mi? Aynen. Bunu da RC'yi aldığımda Emre abi vermişti. Ben bunu kullanıyordum. Emin de dedi gel takas edelim dedi. Dedim benim için hava hoş. Bana Bitwin'in güzel kaliteli tele altı şantasını verdi. Biraz küçük ama iç lastik sığıyor değil mi? Sen neler sığdırıyordun? İç lastik, 3 tane levye, alyans seti yama. Güzel yani şeyli duruyor, kaliteli duruyor. Onun dışında ne söylemedim? Işık, dün akşam evde oturuyorum. Emin Bey beni arıyor. Aşağı gelsene bir şey vereceğim. Ya biz aslında akşam çıkacaktık, teraviye falan gidecektik. İşte bu dedi yok ben yatacağım dedi. Ben de aradım. Çok yorgundum. Aradım işte ilk başta açmaz diye düşündüm. Hemen açtı bu sefer. Normalde açmıyor çok aradığım için. Ben sebebini de biliyorum. İşte sonra aradım geldi. Emre abiye gittim ışığı aldım. Dedi ki ver şunu poşetli, ver şunu paketleyeyim dedi. Bir baktım fren kutusuna soktu böyle bantla. Bana Shimano şeyi de getiriyor bir de. Bir de şey arkadaşlar mevzuyu da şöyle anlatayım. Bu bisikletin eski maşasından dolayı ön tarafın balatasına mı diskine mi ne yağ bulaşmıştı. O yüzden ön fren tutuşu çok kötüydü. Bir de tel yıpranmıştı. Biz dedik ki freni öne bir hani işlem yapalım falan dedik. Hatta hidroliğe çevirmeyi bile düşündük. Sonra ben dedim ki buna bu kadar para harcamaya gerek yok. Ama balatayı değiştirmeyi düşünüyorduk. Balata ya da diski. Sonra dediğim gibi tel yıpranmıştı. Cengizhan'la teli değiştirdik. Teli değiştirince tutuş arttı. Acayip bir şekilde arttı. Normal bir seviyeye geldi. O yüzden şu an herhangi bir değişiklik yapmak istemiyorum. Onun dışında işte fren kutusuyla Shimano poşetiyle bana ışık getirdi dün akşam. Çok güzel. Bunu da Yunusay Garaj'dan alabilirsiniz. Abi en sevdiğim mod şu. Mis. Kırmızı mavi. Şey sivil ekip. Bir de burada Cengizhan'dan kalma Shimano'nun zincir koruyucusu var. Bir de normal bir tane soluk var arkadaşlar. Onun dışında söylemediğimiz bir şey kalmadı herhalde. Hayırlı olsun. Beni bayağı bir idare edecek bir bisiklet. Hatta ben şey diye düşünüyordum. Dedim ki alırım, kullanırım. Para biriktiririm kullanırım. Şunu kapatsan gözümü alıyor. Şunu kapatayım mı? Ben dedim ki alırım, kullanırım. Biraz git kanka. Alırım, kullanırım. Orada da para biriktiririm, daha iyi bir şey alırım dedim. Sonra bisikleti bir sürdüm abi, çok yeterli bir bisiklet bence, bana göre. Ben çok yeterli buldum yani, hiç öyle şey değil. Böyle idare etmelik bir bisiklet değil bence. Gayet normal, binecek bir bisiklet. Hatta ben şey bile düşündüm yani, dedim acaba bunun yanına yol mu alsam? Ama bir şey demek için çok erken çünkü ben arkadaşlar biraz şey kanlıyım. Sıcak kanlı değil. Ne kanlı? Soğuk. Hızlı olma tabiri neydi lan? Yani bir anda karar verebiliyorum. Bir de arkadaşlar şöyle demeyin. Yani habire Bitwin, habire Bitwin. Denk geliyor. Oğlum ilk bisikletin Bitwin değil mi sen? Ha 340 vardı. Hani bir de çevreyi habire 540 falan aldık ya. Hı-hı. O yüzden hani herkes diyecek ki habire Bitwin, habire Bitwin ama denk geliyor. Yani sevmiyoruz ama alıyoruz. Hedefimde yoktu ama denk geldi. Mesela Bitwin Big 8 de hedefimde yoktu. O da denk geldi. Yani ben o bisikleti bilmiyordum bile Emre abiyle Mücahit abi getirene kadar. Onlar bir getirdiler, benim çok hoşuma gitti. Çok güzel bir bisiklet olarak beğendim yani. Dediğim gibi şu an bineceğim işte, eskicileri taktım. Şu an bence gayet binecek bir bisiklet haline geldi. Temizledik falan, bir sıkıntısı yok şu an. Öyle, bineceğiz inşallah, vloglara devam edeceğiz ama Ramazan geçtikten sonra. Hatta kanka Ramazan bitsin, buraya da buranın da bir hakkını verelim bence. Şimdi biraz veririz ama oruçluyuz şimdi, evet, ağzımız ben, kurudu ben zaten, bir tur attık. Ben bir de sizin sahurda birazcık az yedim. Ben yatıyorum kanka 2 dakika. Ama buraya gelmemiz çok mantıklıca böyle hiç güneş gelmiyor falan böyle. Keşke burada iftara falan getirseydik de şey atıp yatardık. Ben sana diyecektim çadırı getir de şimdi sen çadır. Yanına tripod bile almamışsın. Oğlum ben işte şey çantayı almayayım diye göğüs kafa bandını getirdim şeyime girsin diye. Şey formamın cebine girsin diye. Göğsüne taksaydın. Yoksa tripodu getirecektik, Emre abinin kamerası falan getirecektik. Taşımak. Ha onlar bir setçiymiş lan. Gel biz atalım.
Arkadaşlar bu videoda yeni bir setimi size gösterdim. Hayırlı olsun dilekleriniz için. Hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın. Güle güle. Bay bay. Bu arada arkadaşlar 6-7 aydır falan SPD'leri kullanmıyordum. Şu an alışamadım. Çünkü 2 gündür de bisiklete aldığımdan beri de binemedim. Hani böyle sokak aralarına falan alışamadım. Kesin düşeceğim SPD'yle bu arada. Bismillah. Bir düşüşüm var ya. Bak sen takamıyorum bunu. Dedi ve düştü. Abi.